Neden Aslan tutuklandılar? Eğer biz burayı bu gündeme taşıdık. Yaklaşık 2 hafta boyunca Nazmi Oruçoğlu ile ilgili bilgi toplamaya çalıştık. Bir sürü kişi aradı, bilgileri verdi. Emlakçısından, işte kiracısından, osundan, busundan. Ta ki yani bu tesadüfen, o da neden? O çanta meselesinden de Allah razı olsun. Aslında her şey öyle başladı. Çanta meselesinden dolayı ben çünkü her bilgiyi çok önemsiyorum. Evet, çantanın sahibi başkası çıktı ama çanta Göktürk'te bulunmuştu. Göktürk'te bulununca Göktürk'e biz gittiğimizde karakolla konuştuğumuzda cesede öğrendik. Evet. Orada bir ceset bulunduğunu öğrendik. Onu da çünkü Göktürk emniyeti bulmuş. Hadi o cesede gittik. Cesede gidince oradaki görgü şahidi dedi ki beyaz minibüs gördüm. Hangi gün? Nazmiye'nin kaybolduğu gün. Beyaz minibüs ortaya çıkınca bu Erhan çıktı. En baştan o zaman niye söylemiyorsunuz? En son gün ben aldım, minibüsümü aldım, yanına kocasını da aldım. E kocasına sorduk, hala tahtada duruyor herhalde, değil mi? Şu tahtayı şöyle çeker misin? Kameramın arkadaşına diyeceğim. Şunu şöyle çeker misin? Yok yok, şu, yok yok, onu değil. Evet, şunu bir çek bakayım. Hala duruyor mu tahta? Evet, bak aç. En yazdım, yazıyorum, özellikle yazıyorum insanların söylediklerini. Ne zaman görüştün? 1 ile 3 Eylül'de görüşmüş olabilirim telefonla. Sen yüz yüze görüşmüşsün. Çağlayan'ın orada, neden söylemiyorsun? Evet. Bir de diyor ki ben değil, oğlumla değil konuşmuştur diyor. Bak yazmışım buraya bak. İlk eş Yüksel Bey, oğlu Serhat. 1-3 Eylül sordum, ne zaman? 1-3 Eylül. Ama aslında kaybolmadan bir gece evvel cep telefonuyla konuşulmuş. Ertesi gün Çağlayan'da buluşulmuş. E niye söylemiyorsun? Unutulması da mümkün yok. Bir durum değil. Ya değil, 10 yıl evvelki dava dosyasının tarihi, saati, şu tarihli, şu bilmem evet nedeni bilen adam en son gün görüştüğünü niye unutsun yani? Mümkün değil. Bir de mi aracı gelmemiş, alınmış, araçla beraber gidilmiş. Beni aradığında Yüksel Bey ayın 18'iydi. Aradılar oğluyla beraber. Ona biz dediler evine gittik, dönüyoruz. Efendime söyleyeyim, yarım kola var, ev tozlu, perdeler inekti, altını kilitlemiş. Oğluna sordum, alt üstü kilitli miydi, altı kilitli, üstü kilitli değildi. Bana bunları anlattıklarında ayın 6'sında olup bitmiş. Oyun... Yani siz aslında 6'sından 15 gün sonra görüştünüz. Biz ayın 13'ünde bize bu söylendi. 13, hatta bir hafta sonra dese. Hayır dur, 18'inde pardon. 2 hafta sonra. 2 hafta. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum, dese ki. Ben en baştan, evet. Ben evet o gün, hani tam hatırlayamıyorum gününü ama cuma mıydı, cumartesi miydi? Dur, Erhan da vardı yanımızda. Evet. Erhan'a da gidin sorun. O gününü belki daha iyi bilir. Çünkü Erhan Bey de ayın 6'sını nereden biliyor? Cenaze vardı. Bir burada birisi ölmüştü çevremizde. Biz onun cenazesine gittik. 6'sı oldun eminim diye adam oradan çıktı ortaya. Bir de Erhan'a sorun. Ben en son gün onu aldım sizin bahsettiğiniz tarihlerde. Konuştuk biz. Çağlayan'da ineceğim dedi, metronun orada bıraktım deseydi bugün gözaltına alınmayacaktı. Evet. Ama neden demedi işte zaten hep araştırdığımız konu. Neden söylemedin o zaman? Neden yalan söyledi? Neden eksik konuştu? Neden o gün hatırlamıyorum dedi, buluşup da buluştum, şu günde buluştuk. Zaten söylemediği için bize de zaten söylediği yalan. Daha 12, 18'inde söylediği sözler. 18'inde itibata geçtik. Bak, biz Yüksel Bey'e de sorduk. Erkek arkadaş Yüksel Bey. Cezaevi çıkışını söyledi. En son ben 2 Eylül'de konuştum dedi. İkinci eş Atay Bey'le konuştuk. Sen en son ne zaman konuştun falan. Ama bunu çok iyi biliyorum. 1-3 Eylül işte zaten kayıtlarda da var. Evet. Sen niye o zaman? Sen telefon konuşmasından geçmişsin. Evet. Bu kadını arabana almışsın. Tamam da bıraktın, olabilir. İlla ki şimdi her arabasını alan birini öldürüyor diyemeyiz yani. Ama almışsın sen arabanı o gün. Hadi beni bırak, bana söylemedin. Emniyete de ifade verdiniz siz. Niye o zaman demediniz biz şuraya bıraktık? Müge Hanım, hep şunu söylemiyor muyuz? Burada insanlar konuşsun. Söylenmiş olan yalan sözler de bizi aslında doğruya götüren ipuçları olabiliyor. Tabii ben insanların yalan söylemesinden evet gayet memnun tabii, oluyorum biliyorsunuz. Tabii o yani nedenle bir sorun yok yani o söylenmiş yalan sözlerin. Sonra MOBESA kamerasında görüntüler var. Kesinlikle. Yani plaka takip sisteminde görüntüler var ama neden? O kadıncağız oraya konuldu. Gerçekten ceset bulunduğunda tanınmaz haldeydi. Sanırım üzerine bir kimyasal dökülmüş olabilir. Daha Adli Tıp Kurumu'ndan hani o anlamda şey bilmiyorum ama evet, bir kimyasal da dökülmüş olabilir. Kadının üzerinde cep telefonu yok, çantası yok, kimliği yok, hiçbir şey yok. Kimliği de tespit edilemeyecek. Orada da o bagajda kalacak. Ben de bu işin içinden sıyrılacağım. Bak ben yine söylüyorum. Ben Yüksel Bey bir şey yaptı demem, diyemem. Şu anda zanlıdır.
Ama evet. Neden bunca zaman bu konu burada konuşulurken açıp da bir telefon, açıp değil biz kendisini belki 500 kere aradık adamı. Niye demedin ben en son minibüsü aldım ya? Bana, bana diyordu ki sakın ha sakın çıkma, bak sonra kişiler tutar, orada görürler sizi, paniklen öldürür diyordu. Bizim engellememizi ha, bizi engelledi. Ben korkudan buraya gelemedim. Hani o şekilde olur diye. Ha, rehin tutuyorlardı. Rehin tutuyorlardı. Bizi burada görürler, panikleyip öldürürler dedi. Biz bu sebepten buraya çıkamadık. Bir ay sonra çıkmış olduk biz. Ya bunları bir neden söyledin? Bunları neden yaptın? Yani? 6 Eylül günü minibüste arka tarafta oturan bir kişi daha olduğu söyleniyor. Bunların güzelce araştırılmasını istiyorum. Kişi de Erhan işte. Hem sizin tarafından hem de emniyet tarafından. Hayatım araştırıldı işte. Emniyet araştırdı işte sağ evet. olsunlar. Araştırdılar tabii. Araştırmazlar. Ha, kimler varsa hepsi ortaya çıksın. Şimdi Çiğdem Hanım telefon altındaymış. Gözaltına üçüncü alan Erhan Bey'in kız kardeşi. Çiğdem Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Size de geçmiş olsun. Ay, sağ olun, teşekkür ederiz. Az sonra haber koordinatörümüz Gökhan Bektaş'a bağlanacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde. Zaten operasyonda o takip etti. Ondan da bilgi, siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Ondan da bilgi alacağız. Çiğdem Hanım, biliyorum ki erkek kardeşiniz bu olaylar ortaya çıkınca konuşması için teşvik eden de sizsiniz. Evet benim. Biz öğrendik işte Beyaz Minibüs'ten doğru öğrendik bu konuyu zaten. O zamana kadar ben sizi zaten yıllardır takip ediyorum. Sağ olun. O güne kadar da takip ediyorduk. İşte Beyaz Minibüs çıkınca biz hiç abimle görüştüğü aklına hiçbir şekilde gelmedi. O yükselim. Biz hep böyle Zonguldak'taki en son görüşülen kişi vardı ya. Hı hı. Biz hep ondan doğru böyle şeydik. Ne zaman ki Beyaz Minibüs aklımız hani konusu geçince acaba mı dedik. Sonra dedik yengem beni aradı konuştuk. Abime döndüm hemen geri. Sen dedim bu adamı arabanı verdin mi? Dedi ki ben Eylül ayında 2-3 defa arabayı verdim ama tarihini hatırlamıyorum. Ondan sonra iş yerine gideceğim dedi. Telefonlardan bakacağım tarihi bulacağım dedi. Çünkü o gün cenaze vardı. Ondan sonra iş yerine gidiyor cenaze tarihinden bakıyorlar aynı tarih. İşte hadi dedim gidiyoruz ben burada çocuğu eve bıraktım geri döndüm o tarafa karşıdayım ben. Geçtim karşıya beraber hadi dedim gidelim karakola dedi ki ATV'den geliyorlar. Ben aradım zaten sizi de ilk arayan benim. Adresi falan da abim vermiş. Çok doğru bir şey yaptın yani Çiğdem'cim gerçekten doğru bir şey yaptın yani. Kadınlar gerçekten bu konuda çok daha akıllıca davranıyor. Yani ben zaten duyunca dedim hemen gidiyoruz. Bu işi bir an önce atlayalım sen çekil kenara. Çünkü ben hani kardeşimi tanımanız lazım. Hani öyle bir insan değil asla deyip tek hatası bu adama gidip arabasını vermesi olmuş. Ya olan da olmuş yapacak bir şey yok. Hani bir şey var ama yani bunun abimle alakalı olmadığını adım kadar da biliyorum. Ya valla dilerim onunla alakası alakalı olmaz. Çünkü şu anda o da şüpheli. O da şüpheli biliyorum. O da şüpheli. Işte. Yani eğer şimdi bu cinayet o arabada işlendiyse ya da o arabayla oraya taşındıysa yani dilerim o arabanın içinde değildi kardeşiniz. Yani bilmiyorum daha sonra konuştunuz mu size ne anlattı? Ya, bana diyor ki ben kendimden eminim. Herhangi bir kendimden korkum yok. Benim indiğim saat, iş yerine geldiğim saat, o gün cenaze saatinde. Ben iş yerindeydim, işte cenaze evine gittik, yemekler yendi, iş yerine geri geldik. O güne dair ben her şeyi hatırlıyorum. Ne olduysa o benden sonraki zaman diliminde oldu diyor. Ama o da emin değil, hala da Yüksel'e emin olamıyor. Ya şöyle emin olamıyor çünkü Yüksel... Kaçlı pardon sormuş Müge Hanım, Yüksel abi sen bu kadına ne yaptın benden sonra diye. Ha ne demiş? Ya ben adamış herkes demiş şey yapıyor, sen de mi bana inanmıyorsun demiş Erhan'a. Ya hani ben inanmak istiyorum Yüksel Bey'e yani. Ben inanmak istiyorum. Bir de şimdi oğlunun babası bir de üniversite öğrencisi bir çocuk var ortada. Evet. Onun da asla üzülmesini istemem. Dilerim bir başkası çıksın bak çok samimi söylüyorum. Ben de istiyorum. O çocuk ben da ortada çıkmasın şey yani. Yani. Dilerim başkası çıksın ama ya bu zamana kadar bunun söylenmemesinin yani şimdi o kronoloji çok önemli. Buraya da bazen izleyicilerimiz geliyor. Ben açıkladım, sen açıkladın ama ben ortaya çıkarttıktan sonra açıkladın ya da polis ortaya koyduktan sonra söyledin. Hani bir baştan söyleseydin. Çıkınca konuşmak zorunda kaldı. Yani keşke baştan söyleselerdi. Evet, bu olay nasıl biliyor musunuz? Evde de konuşuluyor fakat ama bu hep Zonguldak'taki Yüksel Bey'le alakalı konuşuluyor ya. Ama hayatım ben o zaman Yüksel Bey'e de söyledim. Bu kadının Zonguldak'a gittiği ortaya çıkarsa
alabilirsiniz. Tamam, Zonguldak'ta yani Zonguldak'a gittiği ortaya çıkarsa seninle alakalı bir şey. Tamam. Marmaris'e gittiği ortaya çıkarsa Atay'la alakalı, Atay Bey'le alakalı bir şey. Ama İstanbul'da bu kadın en son görülmüş. İstanbul'da cep telefonu kapandı. Müge Hanım bakın abim sizi hiç seyretmiyor. Abim sizi hiç seyretmiyor. Zaten işte Gökhan Bey de geldi iş yerinde televizyon falan öyle bir ortamı da yok. Zaten dedim ki hani sen bu zamana kadar nasıl dedim şey yapmadın. Beni dedi ilgilendirmiyor ki dedi bana ne. Ama iyi de yanında çalışan adamın adı geçiyor bir kayıpta, bir cinayete varabilecek bir kayıpta. Adı geçiyor ama işte o da hep Zonguldak'takiyle alakalı. Ben tarihe ne zamanki cenaze olmasa ben o tarihi yine hatırlamıyorum ki diyor abim. İyi ki hatırlamış vallahi. Ya iyi ki o gün cenaze var. Yani siz... Ben de en çok olanı var diyorum. İyi ki o gün cenaze var. Yoksa hatırlamıyor. Gerçekten hatırlamıyor. Yani siz nereden Zonguldak'taki Yüksel'den hani böyle şüphelendiniz bilmiyorum ama benim için... Üç kişide konuşuluyordu ya bir para yani vermiş bir madde falan bir şeyler. Şüpheliydi. Hatta görüştüğü bir başkası var mı diye de açıkçası düşünüyorduk. Görüştüğü bir başka biri var mı? Yani yine söyleyeyim. Emlakçı da olabilir. Acaba para pul mevzusu mu var? Kiracı da olur. Başka hani bir sürü şüpheli vardı insanın gözünün önünde. Evet. Hayır ben şunu da anlayamıyorum Yüksel Bey'de. Sen onu aldın Çağlayan'a bıraktın. Şimdi öldürüldüğü ne malum? Belki araba çarptı. Evet. Ne bileyim belki metro ezdi. Ne bileyim atıyorum kafadan yani. Şimşek düştü yıldırım çaktı yani. Bilemeyiz ki sen orada bıraktığını söyleseydin. O sırada 112 aranır, trafik aranır, hastaneler aranır. Acaba bir araba tekrar mı çarptı denir. Tekrar kameralar aranır. Bıraktığı yerdeki özellikle kameralara bakılır. Bunlar yani çok önemli. Bir enayilik var bakalım bu işte ama. Evet. Ben bunu unutulacağını sanmıyorum. Bu unutulacak bir şey değil. Bence Erhan Bey, size de tebrik ediyorum Çiğdem Hanım. Erhan Bey ben gidip söyleyerek... Ben sizi yıllardır seyrediyorum. Babamla da çok güzeldi size. Babam alıştı zaten size aynı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Öyle bir şey ki hani abini araştırın, bulun. Bir de Allah'ın kuluna bir yanlışı, bir kötüsü olmamıştır yani. Kesinlikle fare bile öldüremeyen adam çünkü o. Valla bir şey söyleyeyim. Hani Yüksel Bey de o kadar şey beyefendi ki... O ilk eş Yüksel Bey aslında o kadar beyefendi bir adam ki. Değil çok, mi? Yanılıyor çok muyum? Yardımsever. Çok biz ama iç içe. Ama tabii yani dış görünüşünde. Biz hep iç içe yani. Bizim halamızın oğlu yani. Hani hakikaten çok sevdiğimiz insan. Bakma şimdi böyleyiz ama. Hani bizim ondan o yüzden bekleyemedik biz ondan. Beklemiyoruz da. Belki de bilmiyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum ben. Son ana kadar bilmiyorum. Ya hala bilmiyorum. Yani inşallah çıkmaz diye düşünüyorum gene. Daha artık ne çıkacak işte? İşte yani bilmiyorum artık hani şimdiden sonra konuşurlarsa. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ağzını avla bak bir şey söyleyeceğim. Sadece bu olayla ilgili değil herkese söylüyorum. Biraz da olaylar arasında bağlantı kuracağız. Çiğdem nasıl beyaz minibüs deyince ne bağlantısını kurdu? Ya anlıyorum ben anlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha o zaman o cesedin Nazmi Oruçoğlu'na ait olup olmadığı bile belli değildi. Ama i̇şte, bak kadın kurdu şimdi bağlantıyı. Şimdi de diyorum ben de şimdi beni niye 18'ini oyaladın da... altısında bu işi bitirdin de madem bu işler onun üzerinde dönüyor MOBESE kameraları görmüş neden ondan sonra beni oyaladın zaten bu kızı arayan yok senden başka diyor bana telefonda senden başka arayan yok sakın ha sakın sen şu kadar bir şey duysam bana söyle ben sana söyleyeyim gecenin saat kaç olursa olsun bunları söylüyor bana. Ya ben oradan sonra, evet sen arıyor, o kendisi arıyor, ben arıyorum, abim arıyor. Biz üçümüz arıyoruz. Polisleri arıyoruz derken biz üçümüz araştırıyoruz. Polisten gelen haberi o bize aktaracak. Hani güya kayıp ilan verdiği için. Ama biz bu şeyde beklemede kaldık. İşte ben oradayım işte. Beni 18'ine de neden oyaladın? 13'üne kadar, 16'sında olay bitmiş, olmuş bitmiş, MOBESE kameraları almış. 13'ünde bu bordan alınmış, adli tıba gitmiş. Ben neden 12, 13, 18'inde duyuyorum? Neden bordo neden bunlara, bunları bir sen bilmiyorsan o zaman ben diyecek ki ben... Altın abla ben şuradayım. Nazmi Hanım'ın öldürüldüğü. Neden demiyor bana her da? Her kayıp cinayet değildir ki. Her kaybın sonunda da ölüm yoktur ki. Aylar geçiyor buraya insanlar. Kayıplarını arıyorlar. Hastanede bulduğumuz oluyor. Sosyal hizmetlerde bulduğumuz oluyor. Huzur evinde bulduğumuz oluyor. Sokakta, parkta bulduğumuz oluyor. Her kayıp da ölüm değil. Sen onunla o gün görüştün. Çağlayan'a bıraktın. Ben de diyorum ki
Gidip polise, ben hani en son görenlerden biriyim, Çağlayan'a bıraktım, oradaki kameralar bir incelensin, oradaki bir esnafla konuşun, bir trafik kazası mı oldu? Değil mi? Benim aklıma bir kayıp da Allah göstermesin ama ilk trafik kazası geliyor. Olur, çantası da oraya düşer, birisi de çalar. İşte o yüzden o sevgi izi herkese lazım dediğimiz de bu. Tabii, tabii, her, yani biz yetişkinlerin de, erkeklerin gene cebinde oluyor kimliği ama kadınların değil ki öyle. Kadınların elinde bir çanta. O da, çekti o birisini çantayı. Çaldı motosiklette, görmüyor muyuz kapkaççıları? Evet, evet, evet. Düştü kadına, çarptı bir araç. Kimliği belirsiz, gitti hastaneye. Siz de arıyorsunuz. Evet. E tamam. Nereden şimdi bağlantı kurulacak onda? Niye demedi ben Çağlayan'a bıraktım? İşte onu diyorum ben de. Benim bu olayda, Müge Hanım, bu olayda iki şey benim çok şeyimi çekti, dikkatimi çekti. Bunlardan birisi öldürülmüş. Öldürülmüş. Ama işin garip tarafı, öldürülmüşse öldüğü yerde kalır veya bir kenara atılır. Bunun özellikle bir arabanın bagajına atıp da orada çürümesini sağlamak kimse duymaz diye düşünmek, cinayet. Bu bir ikinci bir cinayet. Özellikle bunu altına çizmek istiyorum. İkinci bir cinayet var burada, kasıtlı bir cinayet var. Bunu öldürelim, sonra bunu bu şekilde yok edelim. Duydum ki oraya zaten onu toprağa gömülecekmiş. Öyle bir şey de duydum. O terk edilmiş arabanın orada, onu oraya gömeceklermiş. Ama kimse bulamaz. Ama orada adam görüyor onu. Çöp toplayan evet. Adam görüyor arabanın yanaştığını. İşte, yani bunun da tekrar üzerine durulması lazım. Yani suçlu yani belli olduğu zaman buna göre, yani bu çok önemli. Hani yol kıyısında bir yerde bir öyle bulunur. Hiç olmazsa adli tıpa götürülür. Ama burada bulunmasın. Ebedi bulunmasın gayesiyle bunu öyle bir yok etmişler ki akıllı hayale gelecek bir şey değil. Yani ben bu gece yarım saat uykuyla duruyorum. Yarım saat uykuyla duruyorum. Çok Allah yardımcınız şey. Olsun. Bence evet. Bir kardeşi asla yaşatılmaması gereken bir şey adli tıpta, yani gidip de o durumda kimse...